Evet. Elimizde iki tane bilgisayar var. Bir tanesi bu masaüstü canavar. Nispeten eski diyebileceğimiz i7-10700F işlemciye sahip. Bir tanesi de mini bilgisayarımız. Bu bilgisayar Minisform'un UM780XX modeli. İçerisinde AMD'nin 7840HS işlemcisi var. İki bilgisayara da burada gördüğünüz RTX 3080 ekran kartını bağlayacağız. Ancak mini bilgisayarımızın özelliği üzerinde dahili bir Oculink portu bulundurması. Thunderbolt 3'te ve Thunderbolt 4'te 40 GB olan band genişliğini aşıyor bu bağlantı. 64 GB band genişliği var. Ekran kartı ile iletişimde sınırlar biraz daha genişliyor. Bu ekran kartını bu mini bilgisayara, bu elimde gördüğünüz aparatla beraber Oculink portundan PCI Express X16'ya dönüştürücü bir aparattır kendisi. Bir güç kaynağı kullanmak gerekiyor tabii ki. Bununla beraber bağlayacağız ve bu Oculink bağlantı kablosuyla beraber standart bir X16 PCI Express slotuna göre ne kadar performans kaybı yaşıyoruz buna bakacağız. İki bilgisayarın da detaylı özelliklerini ekrana veriyorum. İsterseniz durup inceleyebilirsiniz. Şimdi geçelim oyun testlerine. Oyun testlerine geçtiğimiz zaman ilk olarak karşılıklı olarak PUBG testlerine bakalım. PUBG'de ekran kartı kullanımı mini bilgisayarda masaüstü bilgisayara göre daha düşük. Masaüstü bilgisayarda %100 olarak gözüken ekran kartı kullanımı mini bilgisayara geçtiğimiz zaman %80'e düşüyor. Buradaki mesele işlemcinin ekran kartını besleyememesinden de olabilir. İşlemci oyunda daha çok kullanıldığı için Oculink portunun band genişliğinin yetersizliğinden de olabilir. Ancak FPS değerlerine baktığımız zaman ortalama 227 FPS veren masaüstü bilgisayarımız ve 204 FPS veren mini bilgisayarımız mevcut. İkisinin arasındaki ortalama FPS farkı ise %10,5. Yani mini bilgisayarımız %10,5 daha düşük bir FPS almış. Geçelim ikinci oyunumuza. Sıradaki oyunumuz God of War Ragnarok. Burada daha yakın sonuçlar var. Çünkü ekran kartını mini bilgisayarımızda, masaüstü bilgisayarımızda %100 olarak kullanmış. Yani burada işlemciden dolayı da band genişliğinden dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamamışız. Sonuçlara baktığımız zaman 119 FPS'e karşı 113 FPS var. Mini bilgisayarımız 6 FPS daha düşük almış ortalamada. Minimum FPS'lere baktığımız zaman da 5 FPS daha düşük. 115'e 110 şeklinde. Yani totalde ortalamaya baktığımız zaman %5 daha düşük FPS almış. Bu da gayet kabul edilebilir bir değer. Son oyunumuza geldiğimizde Witcher 3'e. Burada daha garip bir tablo karşılıyor bize. Çünkü mini bilgisayarımız masaüstü bilgisayarımızdan daha çok FPS almış. 102 FPS alan masaüstünün yanında 126 FPS alan mini bilgisayarımız var. Burada %19 fark atmış mini bilgisayarımız. Ekran kartı kullanımına baktığımız zaman mini bilgisayarımız ekran kartını %90 oranında kullanıyor. Masaüstü bilgisayarımız ise %75 oranında kullanıyor. Tüm oyunlarda geride olmamasına rağmen mini bilgisayarımız ortalamaya baktığımız zaman Oculink bağlantısıyla %1,1 daha düşük FPS aldı masaüstümüze göre. Bu sonuçlara göre Oculink bağlantılı bir kurulum yapmayı düşünebilirsiniz. Mini bilgisayarı ikinci elden aldığımı düşünürsek kasanın tamamıyla beraber değerlendirdiğimiz zaman daha uyguna gelen bir şey. Ve bu gördüğünüz aparatları aşağıda linklerini paylaşacağım. Toplamda sanıyorum ki 1500 liraya falan geldi vergileriyle beraber. Bunun yanında tabii ki de güç kaynağı masrafınız olacak. Bunları hesaba katarak planlarınızı yapabilirsiniz.